aşkını imam eyle. Şimdi gönül camisi neresidir? Biliyorsunuz bu alemde cami cemaatin toplandığı yere denir. Cemaat halinde namaz kılınan yere denir. İbadet ve taatlar yapılan yere denir. İnsan vücudu da bir alemi kübra olduğu için insanların da gönül camisi vardır. Gönül mecidi vardır. Bu gönül camisinde imam yapması ne demektir? Yani gönlünüzdeki imam sizin ruhunuzun idrakıdır. Siz o gönül mescidinde, gönül camisinde ruhunuzun imam olduğunu düşünün. Sıfatlarınız cemaat olduğunu düşünün. İnanın o ruhun emriyle göz görmekte, kulak duymakta, dil konuşmakta, yani bütün sıfatlar onun emrinde icraat yaparlar. İbadet ederler yani daha doğrusu. Ondan sonra da siz cemaat halinde, yani vücut ülkenizdeki bu sıfatlarınız ve azalarınız cemaat halinde idrakınızla gönül. Gönül deyince kalbiniz aklınıza gelmesin hemen. Kalp bir et parçasıdır. Gönül idrakınızdır, algılamanızdır, beyninizdir, zihninizdir. Nasıl derseniz. İşte onun için burada artık siz o camide, gönül camisinde imam yaparsınız. Ruhunuzu, sıfatlarınızı cemaat yaparak cemaat halinde namaz kılabilirsiniz. Gönül camisinde aşkını imam eyle. Sen işte burada aşkı imam eyle. Çünkü vücut da nasıl ruh imam ise gönül camisinde de aşk imam olmalı. Onunla yatmalısın, onunla kalkmalısın. Evet. Hak'tan gayri yok ki secdeni tamam eyle. Hak'tan gayri yok. Zerreden küreye kadar Cenab-ı Allah zatını ilan etmiş. Sen secdeni kime yapıyorsun? Onun için zatından sıfatına, sıfatından da esma alarak fiillerinle bu alemi nazar ettiğin zaman ondan başkasının olmadığını görsün. Sen işte yarım yamalak bilgiyle, ilmel yakinlikle bunları kabullenme. Bu ilmel yakinliğin ötesinde aynel yakin olarak kendinde bunları gör ve secdeni tam eyle. Yani kalbin tam tersi geçsin. Acabaya girmesin. Evet. Acaba olmaz. Acaba yarım secdedir. Tasdik tam secdedir. Evet. İmam nereye dönerse kıblem orası. Senin aşkın kime? Rabbına. Rabbını bir mürşit mazarından görüyorsun. Artık onun her türlü ifadesi, her türlü kemalatı onun kendisinin kemalatı, kendisinin sözü değil. Rabbinin ispanet ve kemalatı. Benim ihtiyaçlarımı Rabbim oradan veriyor diyorsunuz. Öyle dinleyeceksiniz. Öyle dinlediğiniz zaman artık onun yüzünü nereye çevirir? Zaten Rabbinden başkasını bilmez. Aklım Allah, fikrim Allah, zevkim Allah, şevkim Allah, kalbim okur, kulüp Allah, gel diyelim daim Allah. Yani benim aklım, fikrim o zaten. Televizyonda gördüğümüz bir vaka vardı. Anası soruyor, evladım baban geldi mi? Çokamel diyor. Kardeşin geldi mi? Çokamel diyor. Oğlum falanca malzeme nerede? Çokamel diyor. Evladım ben senin ne soruyorum, sen bana ne söylüyorsun? Anneciğim diyor, aklımı çokamel o kadar almış ki ondan başka bir şey göremiyorum, ondan başka bir şey bilemiyorum diyor. İşte böyle olmalı. Yani aklın Allah olmalı, fikrin Allah olmalı. Her şey olursa artık aşkının döndüğü yer senin kıblen olur. O senin imamın olur. Evet. Can ile cananın hiç olur mu arası? Arasında boşluk yok. Can neydi? Her varlığın ayrı ayrı hayatıydı, enerjisiydi. Canan ise bu sıfatların yekununun bir menbaadan o enerjinin, o hayatın idrakıdır. Demek ki can da sende, canan da sende. Ama sen kelam yönüyle can ayrı, canan ayrı diyorsun. Canım ben ayrıyım, sıfatlarım ayrı diyorsun. Halbuki senden sıfatlar ayrı mı? Değil. Evet. Gönül aşkla sarhoş olup canana bulur. Gönlün hakikaten aşkla
bu yola gelirse o zaman cananı bulursun. Yoksa aşk Burhan'a binmezsen o canan iline uçamazsın veya gidemezsin. Evet. Cana şifa canan ile birlikte olur. Tabii. Cana şifa, çünkü can cananın yanında hastadır. Onun için can canana sarılırsa şifa bulur. Sizin canınız kendinize nispet ettiğiniz hayatınızdır, enerjinizdir. Canan ise sendeki olan bu hayatın, başkalarındaki olan bu hayatın onlara ait olmadığını, bütün hepsinin hayatının, enerjinin Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bilincine ererse işte canan olur. Evet. Kimse bilmez, gönüllerde devran oluyor. Ya devran oluyor. Daima her şeyde, bak teşri ediyoruz, devran oluyor. Cemadat, nebadat, hayvanat, insanat devrediyor mu? Ediyor. Yağmur buharlaşıyor, bulut oluyor, bulut yağmur tanesi oluyor, dolu oluyor, kar oluyor, tekrar ırmak oluyor, nehir oluyor, deniz oluyor, gene ummana, deryaya kavuşuyor. Bak her varlık devranda olduğu gibi gönüllerde de devranlık var. Aşkta da devranlık var. İnsanda da devranlık var. Fikirlerde, zikirlerde hep devran. Devrediyor devamlı. Her an ayrı bir şanda surutunu gösteriyor. Onun için sizin aşkınızda da devran var. Nasıl? Evet. Kim gönül tarla gibidir, nice gül veriyor. Tabii. Gönül tarla gibidir. Oraya gül verir. Gül nedir? Gül, biraz evvel söylemiş olduğum Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kemalat, Rahman kemalat sıfatlarıdır. Rahman kemalat sıfatları günümüzde gönülde tecelli ettiği zaman onun zevki, onun mutluluğu, o Cenab-ı Allah'ın senin gönlündeki olan zuhuratıyla güllüğünü meydana getirir. O tarla gibidir işte o şey. Devamlı Cenab-ı Hak orada tecellisini gösterir. O gül gibidir. Gül bitirir orası. Tarla, gönül tarlası gül bitirir. Bir müşti kamil sohbet eder. Sohbetlerini ne yapar? Kulaklarınızın vasıtasıyla gönlünüze ekerseniz suladığınız zaman onun gül olduğunu görürsünüz. Evet. Gönül zevkle coşar, dil de esrarı söyler. Gönül zevkle coşar, dil de esrarı söyler. Tabii. Coşar ve dille de onu ifade eder. Esrarı dillendirir. Gönül coştuğu zaman zaten bu dillenir. Coşmazsa dillenmez. Dilin görevi onu yapmaktır. Yani anlatmaktır. Gönlün görevi de o aşkın şeysinden mütevellit coşmasıdır. Deryası, gönül deryasındaki olan o dalgalanmalar onun coşması olur. Evet. İçin tenzih, dışın teşbih, bu devam eder. İçin tenzih, yani senin siretin tenzihtir. Hiçbir şeye benzemez. Allah'ın celal da öyledir. Celal, cemal diyoruz. İç, dış diyoruz. Suret, siret diyoruz. Siret celaldır, suret cemaldir. Siret içtir, suret dıştır. Nasıl algılayabilirsiniz? Evet. Efaline sabreder, cemali seyreder. Efendim? Efaline sabreder, cemali seyreder. Efaline sabretmek demek fiillerinin her türlü tecellisine sabreder. Cemali seyreder. O Cenab-ı Allah'ın cemalini oradan seyreder. Adam İşki işmiştir, sendeliğe sendeliğe gider. Bakın, Cenab-ı Allah o kişide celalını tecelli ettirmiştir ama sana güzelce ondaki sendeleme, ondaki olan dengeyi muhafaza edememe, omurilik soğanının uyuşukluğundan mütevellit serhoş hareketleri senin için cemal olur. Onun için celalından cemalini seyreder. Evet. Ahmet, gönül ehli bu zevke daim erer. Tabii gönül ehlileri bunları bilir. Yani ermesi demek onun bilmesi demektir. Evet. Tabii.